Merhabalar, ben Güney Esentürk. Bir futbol muhabbeti programına da hoş geldin. Evet Nurcan, pandemi süreci tamamen bitmedi ama bizler normal hayatımıza dönmeye başladık ve maçlar da daha önce defalarca kez söylendiği tarihte 12 Haziran'da yani Cuma günü başlıyor. Sen ne söylemek istersin? Bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. Artık maçlar başlıyor. En azından hafta sonu ne yapacağız diye derdimiz kalmadı değil mi? Oturacağız, maç izleyeceğiz. Evet, bizim için çok önemli bir kriter. Cumartesi, pazar günleri oturup maç izlemek bizim için çok keyif verici bir olay. Ve pandemi sürecinde maalesef böyle çok sıkıntılar çektik. Dışarı çıkamadık. Biz Edirne'de yaşadığımız için fazla bir kısıtlama görmedik. Evet. Sadece bir kez bayramda gördük. Tabii İstanbul'da yaşayanlar veya 30 şehir artı Zonguldak'ta yaşayanlar bizlerden çok daha fazla karantina gördü ve çok sıkıldılar. Artık ligler başlıyor ve artık ligleri konuşabileceğiz. Bizim için çok önemliydi bu. Artık futbol konuşacağız. Gündemimiz futbol olacak ve bizim en çok sevdiğimiz şey de futbolu konuşacağız ve sizlere yayına sunacağız. Evet, şimdi biz bu yayını neden yapıyoruz? Maçları tek tek değerlendireceğiz. Çok kısa, maçın hakemi, nerede oynanacak, kimle oynuyor, son 5 maçta neler yapmış. Çok kısa, sadece 4 büyükleri konuşacağız şimdilik. Şimdi hemen başlayalım. Göztepe Trabzonspor'la oynuyor ve Göztepe maçının hakemi Zorbay Köçük. Saat 21'de başlayacak maç ve keyifli bir maç olacağını umuyorum. Çünkü Trabzonspor'u çok merak ediyorum. Trabzonspor iyi futbol oynayan ekiplerimizden. Hatta en iyisi diyebiliriz biz buna. Hüseyin Çimşir gelişiyle de hiçbir şey kaybetmedi Ünal Karaman'dan sonra Trabzonspor. Ve aynı gidişine devam etti. Ve devam edecek gibi de duruyordu. Ta ki ara gelene kadar. Ara geldikten sonra ne oldu? Hepsini bu maçlarda göreceğiz. Çok merak ediyorum bu arayı nasıl değerlendirdi Trabzonspor. Son 5 maçında bir beraberlik, bir galibiyet, 3 de mağlubiyet almış Göztepe Spor. Son maçını Çaykur Rize'ye karşı oynayıp 2-0 yenmiş. Tabii bu pandemi sürecinden önceydi. O yüzden hani böyle çok da son 5 performans göstermeyebilir yani tam gerçekleri. Performanslar değişebilir bu süreçten sonra. Değişecektir de sadece biz videoyu çekerken böyle bir insanların bilgisini tazelemek istedik. Şimdi Trabzonspor ise 5 maçında neler yapmış hemen bakalım. 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik almış. Bu da Trabzonspor'un yenilmez bir ekip olduğunu gösteriyor. Ve çok da iyi futbol oynuyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Trabzonspor deplasmanda oynayacak. Hakem Zorbay Küçük. İki takıma da başarılar diliyorum. İkinci maçımız Fenerbahçe Kayserispor. Bir şey soracağım. Tabii. Maçlar seyircisiz oynanacak. Bunlar takımları nasıl etkileyecek sence? Takımlar %100 etkilenecek. Özellikle 4 büyükler çok etkilenecek. Evet, diğer takımlar da etkilenecektir mutlaka ama 4 büyükler taraftarı çok kullanıyor kendi sahalarında ve inanılmaz derece baskı altına alabiliyorlardı. Biliyorsunuz ki 20 sene Galatasaray Saraçoğlu'nda yenememişti, bu sene yendi. Bu tamamen taraftar baskısıyla olan bir şey aslında. Mesela Galatasaray'a çok iyi bir baskı uyguluyor orada Fenerbahçe. Bunu kullanamayacak olmaları takımların tabii ki de dezavantaj. Şimdi Fenerbahçe Kayserispor'la oynayacak. Kayserispor ligin en sonuncusu ve oraya demir atmış durumda ve kötü bir futbol oynuyor Kayserispor. Fenerbahçe'de yine aynı şekilde çok iyi futbol oynamayan bir ekip. Ben o şekilde düşünüyorum Fenerbahçeli arkadaşlarım. Lütfen darılmasınlar. Fenerbahçe Kayserispor maçının... Evet. Fenerbahçe'nin biliyorsun teknik direktörü de değişti. Tahir Hoca geldi. Bu konu hakkında ne demek istiyorsun? Şimdi Tahir Hoca'da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Keşke daha önce yapılsaydı. Daha önce yapılmamasının bir sebebi var. Bunun sebebini şu şekilde açıklayabilirim. Fenerbahçe hala bu döneme kadar teknik direktör aradı. Ama istediği teknik direktörle bir türlü anlaşamadı. Bu da Tahir Hoca'yı biraz bekletme anlamına geliyordu. Birkaç tane daha teknik direktörle konuştular ama onlar anlaşamadılar.
Tahir Hoca da karar kılındı ve Tahir Hoca'nın gerçek normal görevi şu olacak. Altyapı olacak. Zaten kendileri de açıkladık. Altyapı ile A takım arasında bir köprü söylendi. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe altyapısına önem vermiyor ki. Ve şunu da söyleyeyim. Tahir Hoca yerine keşke bu dönemde kendi teknik direktörünü açıklayabilseydi. Çünkü 8 hafta var. Bu 8 haftada takıma alışacak. Yeni teknik direktör. Yeni sezonda neler yapacak? Bunu planlayacak da kimler gidecek? Kimler gelecek? Bunlar çok önemli. Scoutlar o teknik direktörün oyununun isteğine göre bir takım oyunculara bakacaklardı. Şimdi daha çok sıkıştırılmış bir transfer dönemi bekleyecek ki transfer yani edebilecekler mi? Bu teknik direktör arayışını oldu bittiye mi getirdi sence? Oldu bittiye getirmedi. Çok aradılar ama bulamadılar, anlaşamadılar. O yüzden Tahir Hoca'yı 8 maçlık getirdi. Tahir Hoca şu an 8'de 0 yapsa da Tahir Hoca'ya bir şey diyemezler zaten. Ya adam diyebilir, sen beni buraya bunun için getirmedin. Ben idareten çıkıyorum. Lisansı var adamın. Lisansını kullanacaklar açıkçası. Şimdi Kayseri Spor sonucu dedik. Son 5 maçta Fenerbahçe ne yapmış ona bakalım. Fenerbahçe 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik almış. Kayseri Spor'a baktığımız zaman Kayseri Spor çıkışta. Şöyle çıkışta çünkü daha çok mağlubiyet ve beraberlik alan bir ekipti. Kayseri Spor son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almış. Çıkışı sürüyor ve 18. sırada 22 puanda. Ankara Gücü'nde 23 puanı var. Puanlar çok yakın. Yani 26-28, 12. sırada 28 puanlı Gençlerbirliği bulunuyor. Ya puanlar yakın. Her bir puan altın değerinde. Ve bence Kayserispor varını yoğunu bu maçta kullanacaktır. Fenerbahçe'nin de bu maçı zor kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Bu arada Fenerbahçe Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan olmuş. Fenerbahçeliler de bu karara biraz tepki gösterdi. Neden? Nedenini bilmiyoruz. Yani her hakem herhangi bir takıma açıklandığı zaman her takım tepki gösteriyor. Çok enteresan. Bir diğer maçımız Beşiktaş Antalya Spor. Vodafone Park Arena'da oynanacak maç. Maçın hakemi Ümit Öztürk. Şimdi Beşiktaş Antalya Spor'un performansı. Beşiktaş son 5 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet almış. En son maçta biliyorsun Galatasaray-Beşiktaş maçı vardı. Orada da 0-0 sonuçlanan bir maç vardı. Tatsız bir derbiydi. Yine maçlar o şekilde oynanacak. Bunu da unutmayalım. Antalya Spor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Antalya Spor Ocak ayındaki transfer sezonunu çok iyi geçirdi. İki yeni transfer. Yani iki tane önemli transfer yaptı bana göre. Polovski ve Sinan Gümüş. İkisi de hücum hattına inanılmaz fazla renk kattı ve çok iyi işler yapıyor. Özellikle Sinan Gümüş attığı gollerle kendi klasını gösterdi. Hatta bir ara Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti Sinan Gümüş. Ne kadar doğru bilinmez ama performansı fena değildi açıkçası. Benim söylemek gerekirse. Beşiktaş 5. 44 puanla Antalya Spor'da 11. 30 puanla. Her iki takıma da yine biz başarılar diliyoruz. Ben burada da Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Nedenini soracak olursanız. Sergen Yalçın bu takıma bir şeyler aşılamıştır bu dönemde. Bu pandemi sürecinde. Bence aşılamıştır. Bakalım Sergen Yalçın hazırlığı nasıl geçirmiş ve oyuncularına nasıl bir taktik uygulatacak. Bunu çok merak ediyorum. Çünkü buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Hatırlıyor musun? Pandeminin ilk haftalarında Sergen Yalçın'a sorulmuştu. Hocam futbolcular ne yapıyor diye. Evet. Futbolculardan haberim yok demişti. Sence şimdi nasıl bir... Ya o espri olarak demişti. Söylendi. Bunu zaten biz gündeme çok getirdik. Ben birkaç tane konuk aldığımda da sormuştum. Bence o bu işin esprisiydi. Ben Beşiktaş'ı bir adam önüne görüyorum. Neden? Bir daha söylüyorum. Sergen Yalçın'ın oynatacağı futbol çok önemli. Abdullah Avcı'dan aldıktan sonra çok fazla böyle istediği hazırlığı yakalayamadığını düşünüyordum. Kendi taktiğini bir türlü aşılayamadığını düşünüyordum. Şimdi bunu başaracaktır bence. Son maçımız Çaykur Rize Galatasaray. Hasan Kartal ne dedi biliyor musun? Bu maça dedi polise bile gerek yok dedi. Rize'de herhangi bir sorun yaşanmaz dedi. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Silahım olsa hakemi vururdum diyen ben miydim ya? Abdurrahim Albayrak'a saldıran ben miydim ya? Çok değişik bir karakter. Çok ne bileyim bence Çaykur Rize halkına o başkan yakışmıyor. Ben kendi düşüncem. Maçın hakemi kim?
Yaşar Kemal Uğurlu. Sevmediğim bir hakemlerden. Zaten bunu Twitter'da da gündeme taşıdık. Galatasaray formdaydı. 8'de 8 gitti ve Beşiktaş maçında bir beraberlik aldı. Şimdi amaçları, Galatasaray'ın amacı 8'de 8 gitmek. Ben bir de Galatasaray'ı da merak ediyorum, biliyor musun? Bu arada kedimiz de miyavlıyor var ya. Kedimiz nasıl miyavlıyor? Erkek kedi istiyorum ben diyor. Galatasaray'ı neden merak ediyorum biliyor musun? Neden? Fatih Terim'in performansı gitgide artmıştı ikinci dönemde. Evet. Şimdi o performansı şunda fark edeceğiz. Bu pandemi sürecinde nasıl hazırladı, nasıl diri tuttu takımını ve psikolojik olarak neler yaptığını hepimiz göreceğiz. Çok merak ediyorum. Psikoloji konusunda bence Fatih Terim her teknik direktörden şu an daha iyi. Benim kendi düşüncem. Fatih Terim bir de pandemi süreci atlattı. Evet, kendisi de sıkıntılı bir süreç yaşadı. Hatta 5 günde iyileştiğinde bazı taraftarlar nasıl bir şey bu dedi. Sonra kendi başkanları 4 günde iyileşti biliyorsun. Onlara girmiyorum. Provoke eden maalesef çok insan var. Bunlara girmek istemiyorum. Bir de Mustafa Cengiz de aynı şekilde oldu. Ona da geçmiş olsun ve onun durumu daha sıkıntı. Yani pandemi değil onun sıkıntısı. Evet, inşallah en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur. Umarım en kısa zamanda kendi sağlığına kavuşur. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Yani bu sağlık çok önemli. Yani futboldan da önemli bence. Öyle bence demeyeyim. Herkesce öyledir. Bazı taraftarlar var. Evet, Galatasaray 3. 50 puanla. Trabzon'la Başakşehir'in hemen 3 puan arkasında. Galatasaray'ın galibiyetten başka şansı yok. Şöyle bir hafızalarımızı tazeler misin Günay? Birinci kim? Kaç puanda? Birinci Trabzonspor 53 puanda. İkinci Başakşehir 53 puanda. Üçüncü Galatasaray 50 puanda. Sivas Spor 49 puanda. Sivas Spor da iyi top oynayan bir ekibimiz. Yarışın içerisinde hala ve 4 puan var. Çok kapanmayacak bir fark yok ama arada 3 tane dişli rakip var Sivas Spor'u bekleyen. Özellikle Başakşehir ve Trabzonspor'un oyunu çok iyi. Okan Hoca Başakşehir'de çok iyi top oynatıyor. Biz bunu zaten daha önce de söylemiştik. Galatasaray son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almış. Sivas ve Beşiktaş'la oynamıştı. Biliyorsun ikisiyle de berabere kaldı. Bu 2 maçtan bir tanesiyle galibiyet alsaydı şu an Galatasaray herkesin gözünde favoriydi. 1 puan da olsa fark yine Galatasaray bu ligi kopartır diyorduk ama 3 puan biraz sıkıntı yaratabilir. Acaba da diyebiliriz. Çünkü daha Trabzonspor buraya gelecek. Yani Galatasaray'a gelecek. Bu maç da çok belirleyici olacak. Ve aynı şekilde Galatasaray Başakşehir'le de oynayacak. Birbirleriyle oynayacaklar. Bu çok önemli. 8 hafta çok heyecanlı geçecek. Bir diğer taraftan Çaykur Rize'ye bakıyoruz. Çaykur Rize 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik almış. Ve puan durumuna bak. Puan durumunda... Puan her bütün Galatasaray taraftarları bu şekilde yazıyor. Biz demeyelim, biz yayıncı olarak biz çok tarafsız bir yayıncıyız. Vallahi bu sefer mikrofonda sen varsın. Ben görünmüyorum. Rahat rahat söyleyebiliyorum. İnşallah ligden düşer. Evet, biz o şekilde söylemiyoruz. Çaykur Rize, ben söylemiyorum. Çaykur Rize 16. sırada küme düşme hattında ve 25 puanda. Hemen üstünde Malatyaspor var 25 puanla. Hemen üstünde Konyaspor var 26. sırada. Alt taraf da kaynıyor. Alt taraf da çok sıkıntılı ama Kayserispor iyi futbol oynamıyor. Bunu söyleyelim ve Kayserispor'un düşmeye aday takımlardan da olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Burada düşecek bir takım varsa ilk sıraya Kayserispor'u yazarım. Ama Kayserispor bu Fenerbahçe maçını alırsa bir şekilde yine çok farklı şeyler konuşabiliriz. Bakın mesela Çaykur Rize Galatasaray'a gidiyor. Kayserispor Fenerbahçe'ye geliyor. Yani ikisi mükemmel bir maç izleyeceğiz. Alt tarafı ve üst tarafı ilgilendiren çok iyi maçlar izleyeceğiz. Ama şunu merak ediyorum. Pandemiden sonra takımlar ne durumda? Çok merak ediyorum. Evet Nurcan. Biz her takıma başarılar diliyoruz. Şimdi diğer maçları göz atalım. Onlardan fazla bahsetmeyeceğiz. Çünkü zaman olarak kısıtlı. Başakşehir Alanya ile oynayacak. Bu da çok güzel bir maç. Maçın hakemi Ali Sağlam olacak. Ben Başakşehir'in burada kazanacağını düşünüyorum. Malatyaspor'da Kasımpaşa ile oynayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Gençler Birliği İttifak
Holding Konyaspor'la oynayacak. Maçın hakemi Alper Ulusoy. Gaziantepspor Ankara Gücü'yle oynayacak. Maçın hakemi Mete Kalkavar. Demir Grup Sivasspor'da Denizlispor'la oynayacak. Bakın bu maç da çok önemli. Ben bu maçta da bir sürpriz bekliyorum Denizlispor'dan. Maçın hakemi de Abdülkadir Bitigen. Bu videoyu sonlandırıyoruz yavaş yavaş. Evet Nurcan, bir şey söylemek ister misin? Çaykur üzerinden ilkten düşmesini temennim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bütün maçlardan önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarından önce canlı yayınımızı açacağız bir aksilik olmazsa. Maçlardan sonra da canlı yayınlarımızı açacağız. Bizi takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone ol, yorum yap, beğen. Hoşça kalın. Hoşça kalın.